Joker'le gülüşümüz benziyor mu? Bir de arkadaşlar şöyle bir şey var bak. Herkese merhabalar, ben Cezene Burak. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerden gelen talepler doğrultusunda videolarımızı çekmeye devam ediyoruz. Bugünkü videomuz ev turumuz. Hem yemek yapacağız hem evimizi gezeceğiz. Umarım beğenirsiniz. Hadi başlıyoruz, buyurun. Arkadaşlar mesela bu benim annemin kendi el örgüsü. Çok eskidir. Bizde kalıyor hala. Bir de şurada ufak bir kuzumuz var. Bunun ismi de minik Cezene. Şöyle. Heh. Onun dışında benim çocuk resim var. Ve emojiler var böyle. Tabi bu da başlangıç. Benim evime gelen arkadaşlarım, misafirlerim sürekli burada story atıyorlar ve onların takipçileri sürekli diyor ki ya buranın evini görmek istiyoruz. Hani nasıl, güzel mi falan filan. Kendi çapımda bir şey yapmaya çalıştım. Hadi bakalım buyurun. Gelip görelim. Evet arkadaşlar, odamın girişinde hemen size bir dev Snorlax karşılıyor. Şimdi tabii Snorlax'ı herkes tanımayabilir. Aynı zamanda benim çok sevdiğim Pokemon. Benim gibi o da göbekli biraz. Ben onu çok seviyorum. O yüzden odamın kapısına koydum. Evet arkadaşlar, burası da güya oturma odası. Ancak minik oyuncaklarımıza dolu. Burada dolabımız var. Ben nereye gitsem hep hatıra olarak koleksiyonluk yapıyorum böyle kendi kendime. Ama tabii bunlar büyük şeyler gibi görünebilir. Aslında ufak şeyler. Çok büyük masraf olmayan şeyler. Her gittiğimiz yerde ufak bir tane alıyorum. Şu çocukluğumdan beri. Tabii çok eşyama sahip çıkmayı seven bir çocuk olduğum için hepsini biriktiriyorum böyle. Hulkbuster Iron Man'i yapmamız yaklaşık 3-4 gün sürmüştü. Çünkü çok minik parçalardan oluşuyor ve bir Lego. Umarım beğenmişsinizdir. Güzel. Böyle bir de Joker'imiz var. Bunu da yapmamız uzun sürdü. Kalabalık görünebilir. Çok büyük görünebilir. Ama aslında hepsi yılların verdiği hatıralar. Şimdi bizim kuzen var. Video çeken Fatih diyor ki abi eldivenler ne işe yarıyor? Kardeşim eldivenler işini yapmayan arkadaşlara durmamızı sağlıyor. Ama güzel yani. Bu da bir hatıra. Hulk'ın eldiveni. Ama tabii ki sizin bu eldiveni hatırlamanız lazım. Çünkü ben bununla çok yemek yaptım. Hatırlayanlar bir yoruma yazsın bakalım. Hazır mısınız? Kendi odamın kapısını açacağım. Umarım beğenirsiniz. Heh, bismillah. Odamızın girişinde sizi bir Frozen'da olan çok tatlı ve çok iyiliği seven bir kadın adam karşılıyor. 2-3 yıl önce çok uzaklardan getirmiştim. 2-3 yıl öncesinden bahsediyorum bakın. Ve burada Aslan Kral'daki bir tane böyle şempademiz de var. O da giyinme odasının kapısında. Her gün beni karşılıyor. Evet, burası da ben ve kardeşimin, yani bizim biraderin giyinme odası. Eşyalarımız var burada. Onun dışında Cafer abimiz var. Cafer abi de Aladdin'deki kötü karakter. Bu da benim biraderin kendi boyadığı cam. Bunu kendi yaptıydım birader. Evet. Benimle kardeşimin ortak giyinme odasını gördükten sonra şimdi odaya geçiyoruz. Hadi bakalım buyurun. Evet arkadaşlar, şu anda odamızdayız. Umarım odamızı beğenmişsinizdir. Oyuncakların hepsinin bende çok eski hatıraları var. Ben çocukluğumdan beri hatta Hatay'da yaşadığımızdan bugüne tüm oyuncaklarımı saklıyorum. Hiçbirini kaybetmedim. Çünkü her birinin benim için yeri çok ayrı. Beni sıkı takip edenlerin dikkat edebileceği bir tane ayıcığımız var. Bakalım tanıyabilecekler mi? Bunun ismi Stitch. Toplam 3 tane filmi var. Ben çok seviyorum. Çocuk filmi gibi olarak görebilir. Ama o filme yansıttığı duygu, sevgi bağı gerçekten izlemeye değer. Herkese tavsiye ediyorum bu arada. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey var bak. Şöyle Harry Potter'ın kitapçığı da burada. Bu kitapta herkes yiyordu arkadaşlar filmde. Ben öyle hatırlıyorum. Cezene farkıyla büyük bir muzumuz var. Sevenlere şöyle. Bakın bunda da bir şey vardı. Bunda ne vardı? Kulağına mı basıyorduk? Ya bu... Ne oldu ki? Nerede ki? Fatih bak, burada Yoda'nın Legosu. Belki de bir hafta uğraşmışımdır. Bir haftadan bahsediyorum. Yani çok zordu. Tabii ki sizin bu odada gördüğünüzden çok daha fazlası vardı bende. Ama tabii bizi takip edenler bilir. Sürekli okullara veyahut da böyle sosyal projelerde yardıma gittiğimiz zaman odamdaki çoğu oyuncağı alıyorum. Beraberine götürüyorum aslında. Hatıralar işe yarıyor yani. Bunlar çok kalıcı değil burada. Bu oyuncakların hepsi gidiyor. Ama tabii ben yurt dışında veyahut da yurt içinde gezdiğim zaman yenisi geliyor. Evet arkadaşlar, benim birader televizyon izlemeyi çok seviyor. Çok sevdiği için de ben ona dedim ki okuma yazmayı erken öğrenirsen sana televizyon alırım, beraber izleriz. Erken öğrendi, çizgi film izliyoruz. Yine oyuncaklarımız var. Mesela şöyle bir oyuncağımız var ama bu biraz korkutucu mesela. Dur göstereyim şunu. O filminde var ya, oradaki palyaço ama kötü bir palyaço. Keşke iyi olsaydı. Niye kötülük yapıyor ki? Bir tane Mickey Mouse var. O da benim gibi sürekli ekmeğinde. Buzz Lightyear'ın arabası var. Buzz Lightyear, oyuncak kesteki Buzz Lightyear'ın arabası var. Evet. Bunun ismi Tenten. Tenten kitaplarının hepsini okuduğum için annem çok eskiden bana almıştı bunu. O da güzel yani. Tenten hatırası var bende. Virüs olmasaydı Ağrı'ya bir projemiz vardı. Ağrı'daki köy okuluna gidecektik. Orada da bu ayıcı verecektik. Ama inşallah bir iki ay sonra her şey düzeldikten sonra gideriz. Orada Tenten'e verirken de video çekeriz. Evet arkadaşlar, hepinizin bildiği üzere
Thanos'un eldiveni. Ancak bana kalırsa süper kahraman olmak için özel güçlere gerek yok. Güzel bir kalp ve güzel bir yüreğin olması yetiyor. O yüzden bunlar tabii ki işin espri kısmı. Joker'i tabii ki herkes bilir. Bu Joker'i benim 4 gün sonra doğum günüm ya. Ablam bana hediye almıştı. Ben çok sevmiştim. Güzeldi yani. Joker'in esprisi bu. Biraz korkutucu ama güzeldir yani. Joker'le gülüşümüz benziyor mu? Evet arkadaşlar, bunun da ismi Yumoş. Bu da minik Yumoş. Yumoş'un özelliği çilek kokması. Yaklaştığın zaman çilek kokuyor. Tatlış o da. Evet arkadaşlar, bu resimde de anaokulundaydım. Yani 5 yaşındaydım. Şimdiki halime sizce benziyor mu? Arkadaşlar gerçekten zaman çok önemlidir. Yani bir insanın zamanını ne kadar dolu geçiriyorsa, ne kadar güzel geçiriyorsa ve ne kadar kalbinin sesini dinliyorsa bence o kadar kazanır. Tabii şimdi bazen kendi hayatımızda üzülebiliyoruz. Canımız sıkılabiliyor. Ben de çok duygusal bir insanım. Kimse kafasına takmasın. Eğer her aşık birbirine kavuşsaydı aşk diye bir şey de olmazdı. O yüzden arkadaşlar hadi gelin yemek yapalım. Boş verin. Evet arkadaşlar, bugün türlü yapacağız. Türlü Anadolu'nun çok ünlü ve meşhur bir yemeği. Çok da lezzetli bir yemeği. Zamanında tabii bizim ailemizde çok yapardı böyle. Kalabalık bir sofrada otururduk. Hep beraber türlü yapıp yerdik. Umarım beğenirsiniz. Bu arada malzemeleri saymayı unuttum. Soğan, bezelye, et, fasulye, patlıcan, domates, kereviz, havuç, karnabahar ve tabii olmazsa olmaz ben ve tabii ki tencere. Çünkü onsuz olmaz. Soğanlarımız hazır. Tenceremize koyacağız. Soğanla iyi gider. Ha, arkadaşlar bu arada kız kardeşim, ablam soğan doğrarken üzülmüş, gözümden yaş geldiği için bana masa getirmiş. Sağ ol abla, teşekkür ederim. Önlemimizi aldık. Gerçi biraz geç kaldık ama olsun. Alıyoruz tenceremizi şöyle. Şöyle domates sosumuz var. Özel köyden gelmiş yapılmış. Bir de şöyle salçamız var. Şimdi sırada etimiz var. Ve kapağımızı kapatıyoruz. Bekliyoruz. Et çok pişmeyecek arkadaşlar. Çünkü diğer malzemelerle bir daha pişecek. Patatesimizi ince ince doğramakla başlıyoruz arkadaşlar. Ortadan bir kestik atıyoruz. Diğerlerine fark ile. Patlıcanımız var. Aman israf olmasın. Şimdi sıra kerevizde. Süzgece koyuyoruz. Tezgahımızı boşalttık ve havuçla devam ediyoruz şu anda. Havucumuzu da süzgece ekleyelim. Karnabaharımızı da doğradık ve onu da süzgece koyuyoruz. Diğerlerine fark ile. Bir de biberimiz var. Şöyle iki tane şişko. Sarı kırmızı. Galatasaray temsili. Süzgecimizi de koyduk. Şimdi fasulyemiz eksik kalmıştı. Şöyle şu şekilde. Bayağı sıcakmış bu arada. Ben pek tuzu sevmem ama tekrar tuzu ekleyeceğiz yani. Evet, tuzu ekledik. Niye biraz fazla tuz koyduk onu söyleyeyim size. İçinde bol patates var. Patates de tuzu çeker. Kapağımızı kapatalım ve pişmesini bekleyelim. 1,5 ila 2 saat arasında yemeğimiz hazır olacak. Evet arkadaşlar, türlümüz pişerken yanına pilav da yapıyoruz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, yaklaşık 2 saat geçti. Sanıyorum ki yemek hazır. Tabii bakalım nasıl olmuş, hep beraber göreceğiz. Enfes görünüyor gerçekten. Allah herkesin sofrasına haliben bereketi versin. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bu YouTube'da benim ikinci videom. Lütfen bu videoyu beğenip yorum yapmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. İyi ki varsınız. Teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.